Arkadaşlar herkese merhaba. Dersimizin konusu günlük Alltag konuşma kalıpları ve teknikleri dersi olacaktır. Biz bunu Almanca'da Alltagssprache diyebiliriz. Yani gündelik dil şeklinde kullanabiliriz. Peki biz bu derste ne yapacağız? Bu derste arkadaşlar Alltag yani günlük konuşma kalıplarını ve cümlelerini alacağız ve bunlara taklalar attırarak yeni yeni cümleler oluşturmaya çalışacağız. Böylelikle hem ezberlememiz gereken kelime sayısını, cümle sayısını azaltmış olacak hem de hızlı bir şekilde Almanca öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Ben ilk dersimizde bu tekniğimizin nasıl olduğunu, nasıl işlediğini göstermeye çalışacağım. Bu ilk dersimiz bundan dolayı önemli çünkü diğer derslerimizi bu ilk dersimizin üzerine bina edeceğiz. Bundan sonraki derslerimizde ise belli bir düzen içerisinde günlük konuşma kalıplarını, mesela ilk dersimiz Die erste Begegnung, yani ilk karşılaşma, insanlarla ilk karşılaştığınız zaman kullandığınız kalıp cümleleri alıp gene aynı şekilde bu cümlelere bu tekniği uyarlamaya, uygulamaya çalışacağız sizlerle birlikte. Ben tekniğimizin nasıl olduğunu cümleler üzerinden anlatmaya çalışacağım şimdi sizlere arkadaşlar. İlk cümlemiz Das Leben besteht nicht nur aus Vergnügen, yani hayat sadece zevkten ibaret değildir diyor cümlemiz. Das Leben hayat, besteht oluşur, nicht oluşmaz. Burada nur geldiği zaman nur sadece demek, sadece oluşmaz. Aus Vergnügen sadece zevkten oluşmaz. Şimdi buradaki arkadaşlar Vergnügen kelimemiz ve Das Leben kelimemize baktığımız zaman bunlar fiilden isim yapılan kelimelerdir. Biz Almanca'da bütün fiilleri isim olarak kullanabiliriz. Bunun için ismin, fiilimizin ilk harfini büyük yazmamız ve artikelini das koymamız gerekir arkadaşlar. Örnek veriyorum, Leben normalde yaşamak demektir. Das Leben hayat oluyor. Ya da Vergnügen zevk almak manasına gelen bu fiilimizi Das Vergnügen şeklinde kullandığımız zaman zevk, eğlence manasına gelmiş oluyor. Şimdi bu tekniğimizi uygulayabilmemiz için öncelikle kelimemizin kökünü bulmamız lazım. Şimdi kelimemizin kökü ne? Nokta nokta besteht nicht nur aus nokta nokta. Yani nokta 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 noktadan oluşmaz şeklinde. Şimdi biz bu kalıbımızda ister baştaki kelimemizi değiştirebiliriz veya sondaki kelimemizi değiştirerek yeni yeni cümleler oluşturabiliriz bu tekniğimizle. Mesela arkadaşlar ne yapabiliriz? Öncelikle baştaki kelimemiz sabit kalsın. Das Leben diyelim. Das Leben besteht nicht nur aus, biz bunu Vergnügen değil de Arbeiten dediğimiz zaman hayat sadece çalışmaktan ibaret değil olmuş oluyor. Pekala başka bir şey diyelim. Mesela hayat sadece televizyon izlemekten ibaret değil diyelim. Televizyon izlemek neydi? Fernsehen. Fernsehen fiilini, televizyon izlemek fiilini biz Das Fernsehen yaptığımız zaman televizyon izleme işi olmuş olur. O zaman biz Das Leben besteht nicht nur aus Fernsehen dediğimiz zaman arkadaşlar ne olmuş oldu? Hayat sadece televizyon izlemekten ibaret değil oldu. Ya da hayat sadece yemekten ibaret değil diyeceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Essen fiilimizi kullanıyoruz. İki S ile yazılıyor. Das Essen şeklinde yazarız. O zaman Das Leben besteht nicht nur aus Essen dediğimiz zaman ne yapmış olduk? Hayat sadece yemekten ibaret değil. Şimdi aus fiili bir şeyin neden yapıldığını, mahiyetini belirtir. Mesela aus silber dediğim zaman gümüşten yapılmış manasında. Aus fiili bu manada kullanıldığı zaman arkadaşlar artikel almaz. Onun için biz burada artikel koymuyoruz. Normalde artikeli das'tır. Ama aus fiili bu manada kullanıldığında artikel almadığı için biz burada artikelsiz bir şekilde kullanıyoruz. Peki sadece sonu mu değiştirebiliriz? Hayır, baştakini de değiştirebiliriz dedik. Leben fiilini değiştirelim arkadaşlar. Bunu da artikeli kırmızı yani die olan bir şey kullanalım. Mesela ne diyelim? Die Schule diyelim mesela arkadaşlar. Die Schule dediğimiz zaman okul. Die Schule besteht nicht nur aus Lernen yani öğrenmek demek. Yani cümlemiz ne olmuş oldu o zaman? Das die Schule besteht nicht nur aus Lernen. Yani okul sadece öğrenmekten ibaret değil manasına gelmiş oldu. Ya da mesela ne diyebiliriz? Bildung diyebiliriz mesela bakın. Bildung eğitim demektir. Bildung besteht nicht nur aus Unterrichten diyebiliriz mesela. Unterrichten. Unterrichten ders vermek demektir. Das Unterrichten şeklinde yaptığımız zaman ders verme işi. Yani Bildung besteht nicht nur aus Unterrichten dediğimiz zaman eğitim sadece ders vermekten ibaret değil ki. Yani ahlak yönü de var vesaire gibi birçok mana da kullanabiliriz. Ya da mesela ne diyebiliriz? Familie diyebiliriz. Bakın familie burayı. Familie dedik. Familie besteht nicht nur aus ne diyelim?
Çoğul bir şey yapalım. Kinder. Evet arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Familie, Besteht nicht nur aus Kinder, aile sadece çocuklardan ibaret değil demiş olduk arkadaşlar. Başka bir cümle kullanalım. Başka bir artikel olan bir şey kullanalım. Yani der artikel olan bir şey kullanalım. Mesela Status. Status. Statü demektir yani. Status besteht nicht nur aus, ne diyebiliriz? Autorite. Bir de artikeli diye olan bir şey kullanalım. Autorite. Yani hayat, özür dilerim, statü, status besteht nicht nur aus Autorite. Status sadece otoriteden, makamdan ibaret değildir gibi bir mana kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Bunu birçok şey yapabiliriz. Mesela Gesundheit diyebiliriz bakın. Gesundheit besteht nicht nur aus, ne diyebiliriz? Sport mesela. Sport kullanalım. Yani Gesundheit besteht nicht nur aus Sport. Sağlık sadece spordan ibaret değildir manasında kullanabiliriz. Ya da spor sadece koşmadan ibaret değildir. Ne diyebiliriz? Der Sport besteht nicht nur aus Laufen. Laufen. Yani spor sadece koşmaktan ibaret değildir. Ya da daha mantıklı bir cümle kullanalım. Spor sadece futboldan ibaret değildir diyebiliriz. Değil mi? Yani Sport besteht nicht nur aus Fußball. Fußball dediğimiz zaman Fußball spielen diyebiliriz. Fußball diyebiliriz. Hayat sadece futbol, spor, özür dilerim, spor sadece futboldan ibaret değil. Çünkü birçok insan sporu sadece futboldan ibaret görebiliyor. Ya da başka ne diyebiliriz? Mesela Einfluss. Bakın Einfluss etki demektir. Etkilemek, birisini etkilemek, etki bırakmak. Einfluss besteht nicht nur aus. Bu sefer de artikeli das olan bir şey kullanalım gene. Mesela ne diyebiliriz? Geld. Einfluss besteht nicht nur aus Geld. Ne dedik? Etki sadece paradan ibaret değildir manasına gelmiş oldu. Bakın das Leben besteht nicht nur aus Vergnügen cümlesini biz ne yapıyoruz? Başındaki sonundaki cümleleri değiştirerek farklı farklı yeni yeni bir sürü cümleler oluşturmuş olduk arkadaşlar. Yeni cümlemiz Schönheit ist ein Schlüssel zum Erfolg, yani güzellik başarının anahtarıdır şeklinde. Şimdi biz bu tekniği nasıl uyguluyorduk? Önce cümlemizin köküne bakıyorduk. O kök cümlelere yeni yeni kelimeler ekleyerek o cümleye taklalar attırıp yeni yeni cümleler oluşturuyorduk. Şimdi buradaki cümlemizin kökü nedir peki? Şimdi Schönheit'i biz değiştirebiliriz. Onun için buraya 3 nokta koyuyorum bak değiştirebileceğimiz şeylere. Şimdi fiilimizi değiştirmiyoruz genelde. Yani eğer çoğulsa sind yapacağız sadece. Devam ediyoruz. Artikelimiz de aynen kalıyor. Eğer artikeli di olan bir şey olduğu zaman aynı şeklinde olacak. İstersek biz Schlüssel'ı da değiştirebiliriz yani. Yani ne dedik? Mesela Schönheit ist ein Schlüssel zum Erfolg cümlesinde Schönheit ist eine Tür zum Erfolg dediğimiz zaman güzellik başarının kapısıdır, giriş kapısıdır gibi bir cümle oluşturabiliriz istersek. Yani istersek Schlüssel'ı da değiştirebiliriz. Tabii buradaki diğer cümlemiz ne? Su. Su cümlemiz. Su tabii datif yapar. Burada artikeli der olduğu için su diyeyim oluyor. Su diyeyim Erfolg. Ama zum Erfolg şeklinde kısaltıyoruz. Eğer burada değiştireceğimiz kelimenin artikeli die olursa eğer o zaman su der olacak. Die artikeli datifde der olacağından dolayı. Onun için buraya m'yi yazmıyorum. Sadece su yazıyorum. Ve gene nokta 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 koyuyorum. Yani kelimemizin kökü aslında bu kadar. Küçük bir kök. Şimdi bu kökle biz ne yapacağız? Bir sürü yeni yeni kelime oluşturabiliriz arkadaşlar. Önce çok fazla değişikliğe uğratmadan bir iki değişiklik. Sadece Schönheit'e değiştirerek mesela yapalım. Mesela ne diyebiliriz arkadaşlar? Schönheit yerine Geld koyabiliriz. Geld ist ein Schlüssel zum Erfolg. Yani para başarının anahtarıdır. Yapmış olduk arkadaşlar. Ja da ne yapabiliriz? Mesela harte Arbeit diyebiliriz mesela. Harte Arbeit. Bu sıfattır. Başta geldiği için büyük yazdım. Normalde küçük yazılıyor. Harte Arbeit ist ein Schlüssel zum Erfolg diyebiliriz. Yani sıkı çalışmak başarının anahtarıdır diyebiliriz. Ya da ne diyebiliriz? Mesela Geduld diyebiliriz. Bakın Geduld. Yani sabır. Geduld ist ein Schlüssel zum Erfolg. Yani sabır başarının anahtarıdır diyebiliriz. Ya da artikeli daha farklı bir şey de kullanabiliriz. Ne kullanabiliriz mesela? Lehrer kullanabiliriz mesela. Yani öğretmen. Öğretmen başarının anahtarıdır şeklinde kullanabiliriz. Tabii bunu değiştirebildiğimiz gibi Erfolg'u da değiştirebiliriz arkadaşlar. Bu sefer ne diyelim? Sport. Sport. Yani spor. Sport ist ein Schlüssel zu. Bir sefer gene bakın artikelini di olan bir şey yapayım ki değiştirmiş olalım. Zu der Schönheit. Yani güzellik. Sport ist ein Schlüssel zu der Schönheit.
spor güzelliğin anahtarıdır demiş olduk. Biraz daha mantıklı cümle kullanalım. Sport ist ein Schlüssel zu der Gesundheit, daha mantıklı oldu. Gesundheit diyelim biz. Yani spor sağlığın anahtarıdır şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Ya da mesela başka farklı cümlelerde, mesela Beziehung. Beziehung ilişki demek arkadaşlar. Beziehung ist ein Schlüssel zu der Karriere. Tabii biz bunu Beziehungen yapalım. Hem de fiilimizi de değiştirmiş olalım arkadaşlar. Yani sadece bir ilişki değil de ilişkiler neticesinde. İlişkiler, şimdi ne yaptık? Sind yaptık arkadaşlar. Çünkü burada tekildi ama burada çoğul oldu artık. En ekiyle çoğul yaptık. Beziehungen sind ein Schlüssel zu der Karriere. Ne demiş olduk arkadaşlar? İlişkiler kariyerin anahtarıdır şeklinde bir cümle kullanmış olduk arkadaşlar. Tabii bunu farklı şekilde de yazabiliriz. İstersek buraya tür koyabiliriz. Yani buradaki aynı tür şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Yani sadece yukarıdaki değil, bunu da değiştirebiliyoruz. Aynı tür su der kariyere, ilişkiler ne olmuş oldu? Kariyerin kapısıdır. Yani kariyere ilişkiler kapısından girilir gibi bir cümle kullanmış olabiliriz mesela. Ben size ekstra bir bilgi vereyim. Beziehung ilişki demiştik. Almanya'da mesela bir tanıdığınız varsa, bir ilişkiniz varsa ya da bir torpil yaptıracaksanız vesaire, o zaman arkadaşlar buna vitamin B deniyor. Vitamin B. Buradaki B Beziehung oluyor aslında. Vitamin B, vitamin Beziehung manasına geliyor. Yani şu manada, nasıl ki insan vitamin alınca çok çabuk bir şekilde büyür ya, ya da ne bileyim vücut geliştirmeciler ne yapıyor? Belli vitaminleri ya da ilaçları alıp daha hızlı bir şekilde kaslarını büyütmüş oluyorlar. Aynı bunun gibi eğer ilişkiniz varsa çok hızlı bir şekilde büyüyebilirsiniz, hormonik bir şekilde büyüyebilirsiniz, kariyer basamaklarında hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz manasında vitamin B diyorlar. Tabii bu vitamin B meselesi sadece olumsuzluk aklınıza gelmesin. Yani torpil yapıp başkasının hakkını yemek gibi düşünmeyin. Şirketler vitamin B'ye önem veriyorlar. Yani siz bir şirkete gireceksiniz. Şirkette size referans olacak, sizi tanıyan birisi olduğu zaman bu şirket için önemli olmuş oluyor. Yani sadece torpil yapıp adam kayırma olarak düşünmeyelim vitamin B meselesini arkadaşlar. Evet, dersimize devam ediyoruz. Yeni cümlemiz: Zeit ist wertvoller als Geld. Yani zaman paradan daha değerlidir cümlesi. Gene tekniğimizi buraya uyguluyoruz. Ne yapıyoruz? Kelimemizin kökünü buluyoruz. Cümlemizdeki kökü buluyoruz. Nedir o? Nokta nokta ist wertvoller als nokta nokta. Yani nokta 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 noktadan daha değerlidir cümlesi. Şimdi biz buna istediğimiz gibi cümleler yazabiliriz. Mesela ne yapabiliriz arkadaşlar? Buraya Freundschaft diyebiliriz mesela. Freundschaft, yani arkadaşlık, ist wertvoller als Geld. Yani arkadaşlık paradan daha değerlidir diyebiliriz arkadaşlar. Ya da ne diyebiliriz? Talent. Das Talent, yetenek demek. Ja da talent değil de Fähigkeit de kullanabiliriz. Aynı şekilde Fähigkeit, yani yetenek, ikisini kullanabiliriz. Ama bunun artikeli die'dir. Kırmızıyla yazdık bakın. Die Fähigkeit, das Talent ist wertvoller als Schönheit mesela. Schönheit. Yani güzellik, yetenek güzellikten daha değerlidir demiş olduk. Ya da ne diyebiliriz buraya? Familie diyebiliriz yani. Familie ist wertvoller als Freunde. Yani arkadaşlar, aile arkadaşlardan daha değerlidir demiş olduk. Peki tersini yapsak ne olacaktı? Freunde, şimdi ama o zaman ne yapıyoruz? Çoğul olduğu için biz bunu sind yapacaktık. Freunde sind wertvoller als Familie demiş olacaktık. O zaman arkadaşlar aileden daha değerlidir demiş olacaktık arkadaşlar. Yine bir yeni cümlemizde cümlemize taklalar attırarak farklı örnekleri görmüş olduk. Şimdi diğer cümlemize geçiyoruz. Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen. Gegen den Tod, ölüme karşı, bakın der Tod olduğu için akuzatif yapıyor gegen, den Tod yapıyoruz. Ölüme karşı herhangi bir bitki
yetiştirilmedi. Herhangi bir ot yetiştirilmedi. Tabii buradaki bitkiden kasıt ilaç manasında. Yani bizim Türkçe düşündüğümüz zaman ölümün ilacı yok. Ölüm için herhangi bir ilaç yetiştirilmedi. Daha doğrusu şöyle diyebiliriz. Ölümün çaresi yok. Tabii biz burada ne yapıyoruz? Mesela ölümü hemen buradaki cümleyi değiştirebiliriz. Ne diyebiliriz? Dummheit diyebiliriz. Dummheit, aptallık. Yani gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen dediğimiz zaman aptallığın çaresi yok. Aptallık için bir ilaç yetiştirilmedi şeklinde kullanabiliriz. Daha farklı cümlelerde geliştirmek mümkün. Biz diğer kelimemize geçiyoruz. Es erfordert viel Mut, sein Leben zu ändern. Yani çok fazla cesaret gerektirir diyor hayatını değiştirmek. Kişinin hayatını değiştirmesi çok fazla cesaret gerektirir şeklinde bir cümlemiz. Es erfordert. Erfordern fiili gereksinim duymak, gerektirmek demektir. Es o gereksinim duyar. Fiil mi? Çok fazla cesarete gereksinim duyar. Bakın burada koma koymuş yan cümle. Buradaki yan cümle buradaki es'i anlatıyor. Birazdan dersimizde bu yan cümleyle alakalı ekstra cümleler kullanarak yan cümlede es faktörüyle yan cümleyi nasıl kullanacağımızı da göstermek istiyorum biraz sonra ama. Önce bu cümlemizi bir çözelim. Öncelikle mesela bu mutu değiştirelim. Ne diyebiliriz buraya? Bakın geld koyabiliriz. Es erfordert viel geld, sein Leben zu ändern. Kişinin hayatını değiştirmesi çok fazla para gerektirir şeklinde söyleyebiliriz. Ya da es erfordert viel Macht diyebiliriz mesela. Macht, Kraft manasında, güç. Yani es erfordert viel Macht, sein Leben zu ändern. Kişinin hayatını değiştirmesi çok fazla güç gerektirir gibi oluyor. Yani cümlenin mantıksızlıklarına takılmayın. Burada çünkü bir teknik öğreniyoruz. Örnek verirken bazen cümlelerimiz mantıksız gelebilir. Ona takılmayın lütfen. Devam edelim. Farklı mesela buradaki Leben'i değiştirelim. Ne diyelim? Es erfordert viel Geld, seine Wohnung. Bakın dili yaptığım için seine Wohnung zu ändern. Kişinin evini değiştirmesi çok fazla para gerektirir. Kişinin evini değiştirmesi çok fazla güç gerektirir vesaire. Onu istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Yani güç gerektirmekten kasıt yani Kraft mesela buraya. Kraft da kullanabiliriz. Kraft da güç. Es erfordert viel Kraft ya da Macht ne diyebiliriz? Sein Fenster mesela diyelim. Pencere. Fenster zu ändern. Pencereyi değiştirmek çok fazla güç gerektirir. Yani çok diyelim ki pencere çok ağır. Onu değiştirmek için çıkartıp takmak için belki çok fazla güce ihtiyaç var. Onun için böyle bir cümle kullanabilirsiniz. Es erfordert viel Macht oder Kraft, sein Fenster zu ändern şeklinde yapabiliriz. Ne yapıyoruz? İstediğimiz gibi kelimede ister burayı ister orayı değiştirerek kelimemize yeni yeni anlamlar katabiliyoruz. Evet arkadaşlar yeni bir cümlemiz var. Bu cümlemiz neymiş? Zum Lernen ist keiner so alt. Yani öğrenmenin yaşı yoktur diye çevirebiliriz. Yani hiç kimse öğrenemeyecek kadar yaşlı değildir manasına geliyor. Aslında bu cümleyi şu şekilde de kullanabilirdik. Niemand şeklinde kullanırsak hiç kimse ist so alt. Aynı şekilde cümlemizi alıyoruz. Zum Lernen. Yani hiç kimse öğrenemeyecek kadar yaşlı değildir şeklinde bir cümle de kullanabiliriz. İstiyorsak bu cümleyi böyle de kullanabiliriz. Bakın burada gene fiilden isim yaptığımız lernen fiili. Lernen öğrenmektir. Normalde fiildir ama das lernen yaptığımız zaman, büyük harfle yazdığımız zaman öğrenme işi yani. Öğrenmek oluyor. Öğrenmeye yaş yok. Öğrenme için herhangi bir yaş yok. Ja da niemand ist so alt zum lernen. Hiç kimse öğrenemeyecek kadar yaşlı değildir oluyor manası. Peki biz ne yapabiliriz? Gene buraya bir sürü kelime koyabiliriz. Gene fiilden dönüştürülmüş kelimeler de kullanabiliriz. Mesela ne kullanabiliriz? Lieben. Zum Lieben ist keiner so alt. Sevmenin yaşı yok oluyor. Bakın artikeli das'tır. Şimdi şeyle karıştırmayın arkadaşlar. Liebe ile karıştırmayın. Bakın Liebe şimdi die Liebe'dir. Ben artikelini yazmıyorum çünkü renklendirdiğim için kırmızı da yazdım değil. Die Liebe sevgi demektir, aşk demektir. Ama bakın biz Lieben fiilini dönüştürüyoruz. Lieben fiili ise das Lieben olur. Su datif yaptığı için su deyim Lieben, zum Lieben şeklinde
yazmış oluyoruz. Sevmek için herhangi bir yaş sınırı yok. Hiç kimse sevemeyecek kadar yaşlı değil. Ya da tam Türkçesi sevmenin yaşı yok şeklinde tercüme edebiliriz bunu. Ya da ne diyebiliriz? Mesela arbeiten fiili, çalışmak bakın. Arbeiten fiili normalde çalışmaktır ama biz das arbeiten yapmış olduk. Başına sum koyuyoruz. Sum arbeiten ist keiner so alt. Hiç kimse çalışamayacak kadar yaşlı değildir. Ya da çalışmanın yaşı yok şeklinde tercüme edebiliriz. Ya da istersek diğer kalıbımıza uydurabiliriz kelimeyi. O zaman buradaki zum lernen kısmını zum arbeiten şeklinde yapmamız gerekiyor ki gene kelimemiz olsun ya da zum lieben şeklinde burayı değiştirebiliriz. Gene niemand ist so alt zum arbeiten ya da zum lernen dediğimiz zaman öğrenmenin yaşı yok, çalışmanın yaşı yok. Hiç kimse çalışamayacak ya da öğrenemeyecek kadar yaşlı değildir gibi bir mana çıkıyor. Ne yaptık? Gene kelimemizi alıp taklalar attırarak yeni yeni cümleler oluşturduk. Diğer cümlemize geçiyoruz. Yeni güzel bir cümlemiz var. Neymiş bu? Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Yani güvenmek iyidir ama kontrol daha iyi. Yani bizim eski dilde söylenen hüsnü zan ademi itimat gibi. Yani insana hüsnü zan besleyeceksin ama itimat etmeyip kontrol etmen gerekir gibi bir cümle. Güvenmek iyidir ama kontrol etmek daha iyidir şeklinde bir cümlemiz. Şimdi biz gene tekniğimizi burada uygulayacağız. Kökümüz ne ona bakalım. Nokta nokta ist gut, aber nokta nokta ist besser. Yani kelime kökümüz bu. Nokta 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 noktadan daha iyidir. Burada şimdi cümlelerimizi istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Mesela ne yapabiliriz arkadaşlar? Ausgeben koyabiliriz mesela. Ausgeben para harcamak demek. Yani başına Geld ausgeben şeklinde de kullanabiliriz istiyorsak. Geld de koyabiliriz. Ausgeben'i tek başına das ausgeben şeklinde yapabiliriz. Ausgeben ist gut, aber sparen. Sparen ist besser. Sparen tasarruf etmek, para biriktirmek demek. Tasarruf etmek daha güzeldir şeklinde kullanabiliriz. Ya da mesela laufen. Laufen ist gut, aber sıfatlı bir şey yapalım. Schnell laufen. Schnell laufen ist besser. Yani yürümek güzeldir ama hızlı yürümek daha güzeldir şeklinde kullanabiliriz cümlemizi. Yan cümle yaparak daha farklı bir boyutta taşıyabiliriz bu cümleyi. Örnek veriyorum, biraz önce söylemiştim S'le alakalı yan cümle örneği vereceğim demiştim. İşte burada verebiliriz S'le alakalı yan cümle örneğini. Bakın S ist good. Bakın kalıbımızı alıyorum. Nokta nokta olan kısma S koydum. Koma. Cümlemiz ne olacak? S is good ama S is besser olacak. Yani o güzeldir ama o daha güzel. Ama biz şimdi yan cümle yapacağız. Yan cümle yapacağımız için S is good diyoruz. Burada komamızı koyduk. Şimdi S'i açıklamamız gerekiyor. S'i izah etmemiz gerekiyor. O S'in ne olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Onun için ne yapıyoruz? Jemanden. Jemanden akuzatif olarak kullandım. Jemanden zu lieben. Birini sevmek, lieben sevmek, jemanden zu lieben, birini sevmek. Yani buradaki esimiz birini sevmek olmuş oldu. Yani cümlemiz ne olmuş oldu? Birisini sevmek iyidir, güzeldir demiş olduk. Aba, bakın şimdi aba'yı buraya ekleyeyim. Aba, siz orada olduğunu düşünün ama aba'dan önce koma gelir. Ben buraya ekledim, alta ekledim ki görelim diye, mevzuyu daha iyi görelim diye. Aba es ist besser, koma. Şimdi normalde kalıbımız ne bakın? Nokta nokta ist gut, aber nokta nokta ist besser. Es ist gut, aber es ist besser. Kalıbımız bu. Şimdi buradaki bölümler bizim es cümlemizin yan cümlesi. Yani aynı şekilde buradaki es içinde şurada bir yan cümle oluşturacağım. Nasıl oluşturuyorum? Şimdi von'la kullanalım. Von jemanden. Şimdi jemanden yaptık. Neden? Von datif yapar. Ama lieben fiili akuzatiftir. Akuzatif olduğu için jemanden şeklinde akuzatif kullandık burayı. Ama von jemanden dedik. Yani biri tarafından gelip verden. Bakın pasif yapı yaptık. Yani biri tarafından sevilmek daha güzeldir. Cümlemiz ne oldu? Es ist gut, jemanden zu lieben. Birini sevmek iyidir. Gut iyidir. Aber es ist besser von jemanden gelip verden. Ama biri tarafından sevilmek daha güzeldir oldu. Arzu ederseniz bununla alakalı bir örnek daha yapayım. Çünkü bu yan cümleyi anlamak biraz zor olabiliyor. Es fiiliyle gene bir örnek daha yapalım. Cümlemizin hemen kökünü yazalım. Ben kökünü kırmızıyla yazacağım arkadaşlar. Kökü bakın. Es
is good diyoruz. Koma koyacağız. Şimdi es'in yan cümlesini yazacağız. Alta aba es is besa diyeceğiz. Bu buradaki es'imizin yan cümlesini de buraya yazacağız. Es is good. Deine Stimme. Deine Stimme artikeli diye olduğu için kırmızı yazayım. Deine Stimme zu hören. Koma koyuyoruz. Çünkü aba ile devam ediyor cümle aslında. Burada orada devam etmedim. Alta yazdım. Görelim diye burayı. Aba. Aba'dan önce koma koyuyoruz. Unutmayın. Eğer koma koymazsak aba'dan önce koma yani virgül koymazsak bu bir imla hatası olur. Ve sınavlarda eğer yazılı bir sınav yapıyorsanız, mektup falan yazıyorsanız imla hatalarından yarım puanınız kırılır. Bunu mektup derslerimizde göreceğiz. Mektup derslerimizde hangi imla hataları yapılıyor, hangi imla hatasından ne kadar puan kırılıyor ki bu ayrıntıyı göreceğiz ama dikkatli olun. Yarım puanlık bir puanınız kırılmış olur. Her imla hatası için yarım puan kırılmış oluyor. Ama es ist besser. Besser olan ne? Dich zu sehen. Ama seni görmek. Ne dedik? Es ist gut. Deine Stimme zu hören. Sesini duymak iyi, güzel. Aber es ist besser dich zu sehen. Ama seni görmek daha güzel. Bakın ne kadar şık, hoş bir cümle oldu. Yani sesini duymak güzel ama seni görmek daha güzel şeklinde bir cümle kullanmış olduk. İstersek kelime kökümüze yan cümle ekleyerek yan cümlelerle birlikte cümlemizi çok daha farklı boyutlara taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Evet, Altak konuşma kalıpları ve teknikleri dersimiz sona erdi. İlginiz, alakanız için teşekkür ediyorum. Umarım istifadeli, verimli bir ders olmuştur. Eğer verimli olduğunu düşünüyorsanız bundan sonraki derslerimi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Allah'a emanet.